okuyucularımıza açık. Elbette burada barındıramadığımız, bile yerleştiremediğimiz kitapları da aşağıda. Kaybedilen okuyucuların geri kazanılmasının güncel kitaplara bağlı olduğunu ifade eden İlhak Kütüphanesi Müdürü Cemil Şahiner, pandemi öncesi ve sonrası kıyaslanamayacak durumda. Bütün önlemlerimize rağmen ne yazık ki okuyucu grubumuzun en az %50'sini kaybetmiş durumdayız dedi. Tabii pandemi öncesiyle sonrası kıyaslanamayacak bir durumdadır. Yani bütün önlemlerimize rağmen, bütün hoşgörümüze rağmen ne yazık ki okuyucu grubumuzun en az %50'sini kaybetmiş durumdayız. Buna rağmen şu andaki Haziran-Temmuz aylarının ortalamasına bakıldığında günlük 200 kitap civarında ödünç kitap veriyoruz. Kütüphane Müdürü Şahiner, kütüphanemizden en çok alınan kitapların başında Reşat Nuri Gültekin'in klasiği olan Çalıkuşu geliyor. Demek ki Çalıkuşu'na olan talebi hiçbir teknoloji eskitememiş şeklinde konuştu. Kütüphanemizden en çok ödünç alınarak okunan kitapların başında Reşat Nuri Güntekin'in klasiği Çalıkuşu geliyor. Demek ki Çalıkuşu'na olan talebi hiçbir teknoloji eskitememiş. Evet, burası yetişkinler salonumuz. Teknolojinin ben kitap okumayı engellediği görüşünde değilim. Teknolojik olarak da kitap okumak mümkün. Bugün bizim kütüphanelerimiz üzerinden de e-kitap okuma işlemleri yapılabilmektedir. Ancak kişinin kitabı eline alarak okuması çok farklı bir keyiftir. Kütüphanelerin güncellenmesi ve görüntü güzelliğinin, yani konforun arttırılmasıyla teknolojiyle düşünülen kayıp kesinlikle giderilmiş olacaktır. Ben teknolojinin kütüphane ihtiyacını geri plan ettiği görüşünde değilim. Aksine